arkadaşlar, ikinci el araç alımlarında dikkat edilmesi gereken konular video serimizde bugün sizlere ilk arabasını alacak olan, ilk heves, ilk heyecanını yaşayacak olan kişilere yönelik bir video çekeceğiz. İnşallah faydamız olur. Öncelikle arabamızı gösterelim size. Bu araba değil. Seçtiğimiz araba bu. İkinci el araba alırken dikkat etmemiz gereken 3 tane kural var ve bunlara dikkat etmezsek ne olur? Birincisi, ikinci el pazarının hızlı olması. Yani aldığım arabayı 6 ay sonra satmak istediğim zaman satamazsam, elimde kalırsa, hemen nakite çeviremezsem başıma bela olur, bu arabayı satamam. İkincisi, yedek parça problemi. Arabanın yedek parçası yoksa, bulduğum zaman 2-3 misli fark verirsem, parçası pahalıysa, bu da beni mağdur edecektir, cebimi yakacaktır. Bunu da istemem. Üçüncüsü ise, aile yapıma uygunsa, parçasını istediğim yerde bulabilirim, hızlı bir şekilde satabilirim ve aile yapıma uygun. Ama şimdi adam ilk arabasını alacak, heves ediyor, bilmiyor, gidiyor böyle bir araba alıyor. Gidiyor, ne pazarı hızlı, ne parçasını her yerde bulabilirim, ne de aile yapıma uygun. Bu arabayı benim aile yapıma uygun bir araba değil. Çoluğumla çocuğumla binemem, rahat edemem, aldığım amacı taşıyamam ve ben bu arabayı kullanamam. Dolayısıyla bu da beni mağdur edecektir. Dolayısıyla mağdur olmamanız için 3 kuralı mutlaka değerlendirin. Alacağınız arabada 3 kuralın cevabını bulmaya çalışın. Hızlı satabilir miyim? İkinci el pazarı var mı? Yedek parçasında problem yaşar mıyım? Parçasını bulabilir miyim? Parçası ucuz mu? Ve aile yapıma uygun mu? Kontrolün güvene mani olmadığı ticaretler diliyorum ben.